Evet, söz sırası İsmet Tokdemir'e ait. Buyurun Sayın Tokdemir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Rekabet Kurumu bütçesi ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi grubum adına söz almış bulunmaktayım. Bizleri izleyen vatandaşlarımızı ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Piyasa ekonomisinin dayandığı temel ilke ekonomik ilişkilerin rekabet odaklı olduğu varsayımıdır. Rekabet Kurumu'nun görevi mal ve hizmet piyasalarında rekabeti engelleyici, bozucu, kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamalar ile piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını engellemektir. Özü itibariyle Rekabet Kurumu, güçlü ve egemenlerin yani büyük sermaye sahiplerinin kendi aralarında anlaşarak zayıfı ezmelerini ve sömürmelerini engellemekle yetkili kurumdur. Rekabet kurumları dünyanın her yerinde vardır ve son derece önemli kurumlardır. Rekabet kurumunun en önemli özelliği bağımsız olmasıdır. Bağımsız. Şu anda kurumun bütün üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanmış, böylelikle kurumun üyeleri tamamen siyasallaşmış, kurum bağımsızlığını yitirmiş ve işlevsiz bir hale gelmiştir. Son kanun değişikliğiyle kuruma yapısal tedbir yetkisi verilmiştir. Böylelikle iktidar şirketlere müdahale edebilecek ve yandaş şirketler lehine işleyen düzen daha da belirgin hale gelecektir. Kurum tarafından uygulanan idari para cezası yaptırımları ile oluşturulan bu keyfi düzende iktidar dengeleri kendi lehine oluşturmuştur. Bu tehdit piyasada denge bırakmamıştır. Türkiye'de kurullar özerkliğini yitirirken başta medya ve ticaret olmak üzere Rekabet Kurumu piyasadaki büyük çaplı tekelleşmelere yıllarca seyirci kalmıştır. Rekabet Kurumu özellikle basındaki tekelleşmeyi görmüyor mu? Birbirleriyle ilişkili olan, aynı havuzdan beslenen 3-5 holdingin çıkardığı gazeteler ve televizyonlar Türkiye'deki en büyük tekelleşmeyi oluşturmuştur. Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi basın ilan kurumu eliyle devlet zarara uğratılıyor. Bakınız, öyle gazeteler var ki tirajı yok. Adını bilen de yok ama 50 bin satmış ve 50 binin üzerinden basın ilan kurumundan da ödeme alıyor. Bunlarla ilgili bir araştırma, bir soruşturma var mıdır? Türkiye'de şu anda bir rekabet ortamı var mı? Bütün kamu ihalelerini 5 yandaş müteahhit alıyor. Basına karteller hakim. Bu şirketlerin patronları da aynı zamanda basının patronu. Tam bir hakimiyet almış başını gidiyor. Bu şirketler denetleniyor mu? Asla denetlenmiyor. Hiç soruşturma yapılıyor mu? Asla yapılmıyor. Salgını kontrol altına almak, salgının ekonomik ve sosyal etkilerini telafi etmek için yeterince kaynak olmadığını söyleyenler bugün geçiş ya da hasta garantisi verdikleri projelerin ödemelerini aksatmadan yapıyorlar. Özel sektörün KDV alacaklarını zamanında ödemeyen, biyomedikal sektörün alacaklarını ödemeyen ya da öderken şirketlerden zorla ciddi miktarda iskonto isteyen hükümet garantili projelere musluğu sonuna kadar açıp ödeme yaparak rekabet ortamını bozmaktadır. Değerli milletvekilleri, bugün tüm ekonomik toparlanma çabaları ya da reformlar yabancı yatırımlar üzerine kurgulanmıştır. Hukuk reformu girişimleri bile yabancı yatırımcının ülkemiz hakkındaki negatif algısını düzeltmeye yöneliktir. Türk ekonomisinin dışa açılımı ve Türk sanayisinin rekabet gücünün artırılması bakımından son derece önemli olan bir yere sahip olan Rekabet Kurumu'nun bağımsızlığını sağlamak zorundayız. Tek kişinin hakim olduğu devlette bu tür kurumların bağımsız, şeffaf ve denetlenebilir olması asla mümkün değildir.
Değerli arkadaşlar, bakanlar ve bürokratlarda olduğu gibi Rekabet Kurumu Başkanı ve üyeleri de kendilerini bu göreve atayan Cumhurbaşkanı'nın gözünün içine ve ağzından çıkan söze bakmaktadır. Sınırsız denetleme ve cezalandırma yetkileri olan Rekabet Kurumu'nun bağımsız olması şarttır. Sözlerimi tamamlarken, buradan devlet olmaktansa millet olmayı tercih etmiş, yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan medeniyetler şehri Hatay'ın bir evladı olarak seslenmek istiyorum. Hatay'ımızda son günlerde COVID-19 artış oranı %125 oranına ulaşmıştır. Bu artışın sebebi nedir? Hataylı hemşerilerim COVID-19 artışları nedeniyle çok endişelidir. Test ve filyasyon ekipleri yetersiz. Hastanelerin yoğun bakım üniteleri dolu. Test sonuçları çok geç açıklanıyor. Hatay'ımızdaki artış oranlarının önüne geçilmesi için Hatay'ın takibe alınması gerekmektedir. Hafta sonu uygulanan kısıtlamalar yetersizdir. Hemşerilerimiz ekonomik olarak mağdur edilmeden daha fazla can kayıplarına sebebiyet vermemek için en az 2 hafta süreyle tam karantina uygulamasına geçilmelidir. Her şeyin başı sağlık diyor. Genel kurulu saygılarımla selamlıyorum.